Sevgili izleyiciler, gıda sahtekarlarına göz açtırmayan Tarım ve Orman Bakanlığı yasal boşlukları da ortadan kaldırmak için harekete geçti. Bu kapsamda vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara 5 yıl hapis cezası verilecek. Bu taklit ve tahşişi yapanlar bizim ödedikleri cezalardan daha fazla bir kazanç elde ettikleri için bu taklit ve tahşişi yapmaya devam edebiliyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı bu duruma dur dedi. Gıda sahtekarlarına büyük cezalar içeren yeni bir yasa teklifi hazırlandı. Cezalar bugünküne oranla çok daha ağır olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığıyla oynayan sahtekarlara göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde sucuk ve köftede domuz eti, çikolatada ve enerji içeceklerinde sildenafil, çayda boya, zeytinyağında palm ve başka bitkisel yağlar, balda ise glikoz şurubu tespit edildi. Zaten hep millete yediriyorlar, millete hasta ettiler. Domuz eti, at eti, eşek eti hepsi varmış. Zeytinyağda hileli ürün kontrolleri devam ediyor. Ankara'daki laboratuvarda ilk numune örneğini sisteme aktarmak için çalışmalara başladı. Daha sonra gereken analizler yapılacak. Ardından zeytinyağdaki hileli ürün ortaya çıkacak. Tohum yağı bakıyoruz, trans yağı bakıyoruz ve başka bir ürün katıp katmadıklarının analizlerini bunlar 6-7 parametre olarak yapılıyor cihazlarda. İlk veriler gelen piklere baktığımızda bu numunede bir sorun olmadığı gözüküyor. Sahtekarlık yapılan bir diğer üründe sofraların vazgeçilmezi bal. Fiyatı oldukça yüksek olan ve doğal şifa kaynağı olan bu ürüne şeker katarak vatandaşı istismar ediyorlar. Ancak yapılan sahtekarlık gizli kalmıyor. Ankara'daki bu laboratuvarda yapılan analizler sonucunda hileli ürünler tek tek deşifre ediliyor. Fruktoz glukoz herkesin bildiği anlamda söyleyelim. Bu analizleri yapıyoruz. Burada da yine uzman arkadaşlarımız analizi bitirmek üzereler. Gelen piklere göre baktığımızda da bunda uygun çıkmayan bir sonuç gözüküyor ilk intibalara göre. Tarım Bakanlığı son olarak 229 firma tarafından taklit ve tahşiş yapılan 386 ürünü ifşa etti. Kural ihlali yapan firmalara mevcut durumda 23 bin lira para cezası veriliyor. Ancak hazırlanan yeni yasa teklifiyle bu cezalar arttırılacak. Cezasız olduğu müddetçe aynı yine yapalım. Denetim çok ilerlesin. Ceza? Ceza da vermeliler tabii o şeylere. Farklı isimler altında, farklı şirketler altında ve farklı adresler altında yapabiliyorlar. Bunu engelleme konusunda bir yasal düzenleme çalışması yaptık. Yeni yasa teklifinde ilk taklit ve tahşiş ürün tespitinde yaklaşık 28 bin lira para cezası verilecek. Piyasadaki tüm ürünlere el konulacak. 2 yıl içinde tekrar hileli yönteme başvuran firmalar 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektöründen men edilecek. Ürünleri de piyasadan toplatılıp imha edilecek. Birden fazla yapmış olanların ve alışkanlık haline getirmiş olanların İşte bu meslekten men, ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezası, gerekiyorsa da başka türlü cezalarla toplum sağlığını tehdit etmekten bu arkadaşları men etmemiz gerekiyor. Gıdada 2 yıl içinde tekrar sahtekarlık yapan işletmecileri de büyük cezalar bekliyor. Bu işletmecilere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Cezaevinden hiç çıkmasınlar. Allah ıslah etsin diyelim abi. Biraz daha görün. Görün.